İbrahim Ethem'in talebesi olan Şakik-i Belhi döneminde bir vaiz vaaz veriyor. Allah Azze ve Celle mahşer günü herkesi toplayacak. Liste uzayınca Şakik-i Belhi diyor ki, Hoca Efendi ben bir şey size soracağım diyor. O da bir alim ve veli bir zat tabii. Ama Hoca Efendi onu tanıyamıyor belki o anda. Allah Azze ve Celle her şeyin özetinde ve öncesinde dört tane soru soracak. Bakara suresi 186. ayetten okuyor. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki şüphesiz ben yakınım. Ey kulum diyecek diyor Şakik İbali. Ben sana çok yakındım. Sen kime yakındın? Suali gördünüz mü? Nereye yakındın? Şehvetine, şöhretine, öfkene, malına, mülküne, tatiline, arzularına, hırsına, hevesine. Neye yakındın? Ben kulum, sana yakınım. Sen kime yakınsın? Soru bana da hani şunu düşünmüyoruz değil mi? Bu hoca burada ayetleri okuyor ama sanki ekrandan, kürsüden bizi okuyormuş gibi değil. Vallahi önce nefsime okumaya çalışıyorum. Sonra size kulak misafir etmeye çalışıyorum. Estağfirullah. Biliniz ki يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Şüphesiz bilin ki Allah kişi ile kalbinin arasına girer. Biraz Ya. önce çok yakın olduğunu buyurdu ayette. Tabii. Ve sonrasında ne diyor? Ne buyuruyor? Kalbinle kendin arasındayım diyor. Yani kalbinden geçirdiğini bile diyor ben Ve onun yazıyorum diyor. huzuruna Evet. götürüleceksiniz bu şekilde Ve bu buyuruyor. şekilde onun huzuruna götürüleceksiniz. Evet. Melekler benim kalbimden geçenleri bilmiyor. Ama Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Evet. Allah kulun kalbiyle kendisi arasına girer. Yani senin o kalbinden geçen iyi niyetleri de kötü niyetleri de bilir. İlk başta yakınım buyurdu bir önceki ayette. Evet. Sonraki ayette kişinin kalbiyle kendisi arasına girerim buyurdu. Rabbimiz, Yüce Rabbimiz buyuruyor ki Estağfirullah. وَلَقَدْ خَلَقَنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدِ. Sarsıyor insanı. İnsanı biz yarattık ve elbette içinden geçenleri biliriz. Şimdi içinden geçenleri biliriz diyor hocam. Ya. Sağında solunda oturmuş iki alıcı yaptıklarını alıp kaydederken biz ona şah damarından daha yakınız. Şimdi Hadis suresindeyiz. Hadis suresi 4. ayetteyiz. Kısa bir ayet ama her şeyi kaplıyor. Ve huve ma'akum eynema kuntum vallahu bima ta'maluna basir. Şu son kısım olur. Nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Tekke'de de olsan, Evet. Mekke'de de olsan, pazarda da olsan, mezarlıkta da olsan, düğün evinde de olsan, taziye evinde de olsan, tek başına da kalsan, cümbüş içinde de olsan, nerede olursan ol, Allah seninle beraberdir. Şimdi bunu nefsime soruyorum. Bu ayeti şimdi orada şu meclisteyim. Bu ayeti çok okuduk hatim yaparken. Şu ayeti şu meclisi dinliyorum. Her nerede olursan ol, Allah seninle beraberse Adnan. Sen nasıl yırtacaksın ya? Şimdi orada bunu söylemenin faydası olmayacak. Çünkü artık bitti, defter Bitti. kapandı. Tabii. Ama şimdi buradayım, buradasın. Şimdi bazen böyle ekranda konuştuğumda seninle konuşuyorum, biliyorsun değil Evet. mi? Yani ekrandan ilk kimle konuşuyorum? Uğur Bey yanımda. Buradaki arkadaşlar da burada. Ekranda seninle konuşuyorum.
Evet, sen kıymetli kardeşim, sevgili evladım, değerli büyüğüm, her biriniz tek tek. Orada dönüşün faydası yok. Çünkü dönüş imkanı yok. Burada şu anda lütfen kendinize sorar mısınız? Ben Adnan olarak kendime soruyorum. Allah Azze ve Celle her bulunduğun yerde, her bulunduğun mekanda ve makamda ey Adnan, seninle beraber kalbine de girmekte, şah damarından da yakın olmakta. Peki sen kiminle berabersin? Bu soruyu kendimize sormamız bizim için en önemli toparlayıcı kapı oldu.